cezaevlerindeki hukuka aykırılıkların ve keyfi uygulamaların her geçen gün artarak devam ettiğini biliyoruz. Siyasi mahpuslara yönelik olarak da keyfi uygulamalar çok yoğun bir şekilde sürüyor ve devam ediyor. Özellikle hasta siyasi mahpuslara yönelik olan hukuka aykırı uygulamalar ve keyfi uygulamalar had safhada diyebiliriz. Yani en çok hukuka aykırılıkların uygulandığı, buna hukuksuzluklara en çok maruz kalan kesim siyasi hasta mahpuslar. Siyasi hasta mahpuslardan biri de Şeriban Minkara. Şeriban'ın durumu her geçen gün daha da ağırlaşarak devam ediyor. Şöyle, Şeriban Nisan 2024'te ameliyat oluyor. Sonrasındaki süreçte sadece bir defa hastane kontrolüne, doktor kontrolüne götürülüyor. Ondan sonra Şeriban'ın 5 aya yakın bir süredir, 5 aydan fazla bir süredir herhangi bir şekilde doktor kontrolü veya tedavisinin uygulanması için herhangi bir şekilde hastaneye götürülmedi, sevkinin gerçekleştirilmediğini biliyoruz. Şeriban gırtlak kanseri bir hasta. Bu durum iyileşmesi gereken bir durumken her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Genel olarak Şeriban'ın gırtlağında 3 tane tümör olduğunu biz biliyorduk. Bunlardan bir tanesi ilk ameliyatta alınmıştı zaten. Diğer 2 tanesinin de büyümesinin beklendiğini söylemişler kendisine. Onlar büyümüş, muhtemelen vücudun başka bölgelerine de sirayet etmiş durumda şu anda. Bu sebeple Şeriban çok fazla sıcakladığını, yani gün içerisinde, akşam, gece, yani zaman fark etmeksizin çok fazla sıcakladığını, ayaklarının altını yandığını ifade etti. Yani genel olarak fiziksel değişimleri bunlardan ibaretti. Onun haricinde çok fazla zayıflamıştı. Bu da hastalığından kaynaklı bir şey. Yutkunmakta güçlükler çektiğini falan ifade etti bize. Bu hasta mahpuslarının anlattıklarına göre aylardır cezaevinde doktor yok. Yani giden, oraya cezaevine giden doktorların hepsi diğer ilçelerden giden, Karaköprü'den veyahut diğer ilçelerdeki sağlık ocaklarından giden doktorlar. Onlar da geçici süreyle gidiyor. Bütün ilaçları yazamıyorlar. Hastalar, hasta mahpuslar ilaç istedikleri zaman istedikleri her ilaca yani yazamadıklarını, işte bizim buna yetkimiz yok tarzında cevaplar aldıklarını ifade ettiler. Onun dışında bu doktorlar yine mahpusların hastaneye sevki konusunda bir yetkilerinin olmadığını da ifade etmişler hastalara. Bu sebeple hasta mahpuslar hastaneye sevklerinin gerçekleşmediğini, hastaneye sevki kabul edilen hasta mahpusların da 5-6 ay süreyle beklemek zorunda kaldıklarını bize ifade ettiler. ÖHD, İHD ve çeşitli kurumlar olarak zaten sık sık raporlamalar yapıyoruz. Ancak raporlamalarımız maalesef ki yeterli desteği göremiyor. Yeterli desteği göremediği için de bir ilerleme kat edemiyoruz biz bu konuda. Yani dediğim gibi bu konuda bir ilerlemenin kat edilebilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile ortaklaşılarak bir şeylerin yapılması gerekiyor. Şeriban üzerinden söyleyecek olursak da Şeriban'ın yani hastalığının durumu maalesef ki çok ileri derecede. Bunun için geçici olarak belki tahliyesi olabilir dediğiniz gibi. Onun dışında tam teşekküllü hastanelere yönlendirilebilir, sevki yapılabilir. Biz bunun için çeşitli kurumlarla iletişime geçtik. Şeriban'ın durumuyla ilgilenmek isteyen gönüllü eğer doktor arkadaşlar varsa bununla ilgili cezaevine hani bununla ilgili bir şeyler talep edebiliriz. Taleplerimiz karşılanırsa eğer Şeriban gönüllü doktorlar aracılığıyla tedavisi sağlanabilir. Ancak bu da yine Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla olabilecek bir şey yine.